Ayşe merhaba. Ülkemizi Rio 2016 Olimpiyat Oyunlarında modern pentatlonda temsil edeceksin. Bu Türkiye tarihinde bir ilk olacak. Sen neler hissediyorsun? Olimpiyatlarda yarışacak olmak nasıl bir duygu? Ya öncelikle bir ilki başardığım için çok mutluyum. Sonuçta ilk olmak hem çok güzel hem zordu tabii benim için. Çok az insan inanıyordu olimpiyatlara gideceğime. Ve ben hiçbir zaman gidemeyeceğimi düşünmedim. Hani hep böyle gideceğinde neler olacağını, sonucunu hayal edersin. Hani böyle gitmeyeceğini de belki düşünürsün ama onu hiç hayal edemedim, düşünmedim. Hep gideceğime inanıyordum. Çok çalıştık. Tüm ekip, tüm Türkiye resmen arkamdaydı. Başardık. Ben hiçbir zaman gidemeyeceğime inanmıyordum. 2012'den beri 2016'ya gideceğimi düşünüyordum. Hatta madalya hayal de kuruyordum. Bakalım daha bitmedi. Daha yeni başlıyor her şey bizim için. İnşallah güzel olacak. Peki olimpiyat oyunları için nasıl hazırlandın? Bize bu süreçten bahseder misin biraz? Öncelikle çok disiplinli çalıştık. Bütün ekip dahil. Hocalarımız, psikoloğum, diyetisyenim, koordinatörümüz, bakanlık. Yani hep beraber çok organize bir şekilde hazırlandık buna. Herkes her zaman arkamdaydı. Alabilmem için hep beraber çalıştık. Yani aslında kotayı ben tek başıma almadım. Biz bir bütün ekip olarak yani yaklaşık 15 kişi aldık. Onlar olmasaydı mümkün değildi. Alabilmeme imkan yoktu. Neden modern pentatlon sporunu seçtin ve bu spora nasıl başladın? 5 branş yapmayı da seviyorum. Ve önce yüzmeyle başlamıştım. Sonra koşu eklendi. Sonra atış sırasıyla eskrim ve bincilik olarak devam etti. Bırakamadım sporu. Bir de yurt dışına çıktığımızda Türkleri pentatlonu da çok önemsemiyorlardı. Bu da benim çok hoşuma gitmedi. Rahatsız oldum. O zaman karar vermiştim Türklerin sesini duyuracağıma, biz de varız diyeceğime. O zaman söz vermiştim kendime. Yurt dışına pentatlonda Türklerin iyi olduğunu kabul ettirmeden pentatlonu bırakmayacağım diye. Galiba en büyük nedenlerden birisi de buydu. Peki sen modern pentatlona başlayacak genç arkadaşlara neler önerirsin? Gençlere öncelikle disiplinli çalışmak zorunda olduklarını, eğer pentatlon yapmak istiyorlarsa mecburlar, disiplinli çalışmak zorundalar. Ve küçük yaşta binicilik ve eskrime başlamaları gerekiyor ki ileride zorlanmasınlar. Spordan arta kalan vakitlerinde neler yapıyorsun? Haftanın 6 günü zaten günde yaklaşık 8 ile 10 saat arası antrenmanım oluyor. Daha da yoğunlaşıyor olimpiyat zamanı olduğu için. Kalan pek bir zamanım olmuyor. Onda da dinleniyorum, yemek yiyorum, uyuyorum. Bir tek pazarlarım boş oluyor. Onda da ailemle beraber oluyorum. Onu tercih ediyorum yani. Onları da özlüyorum çünkü. İlk kez sana teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Ben teşekkür ederim. Rio'da beni izleyin.